Pixar yapımı Wall-E filmini hatırlar mısınız? Hani 2805 yılında dünya artık bir çöp yığınına dönüştüğü için insanların gezegeni terk ederek böyle devasa bir uzay gemisinde yaşamaya başladıkları o karanlık gelecekte dünyadaki çöpleri sıkıştırarak böyle küçük küpler haline getirmesi için görevlendirilmiş ya da daha doğrusu dünyaya terk edilmiş yapayalnız bir robotun yani Wall-E'nin hikayesi bu. Bir insan değil belki Wall-E ama o kocaman, ifade dolu gözleriyle insani duygularını müthiş bir şekilde yansıtıyor izleyicilere. Ve ben de bu filmi yıllar yıllar önce ilk izlediğimde ya bu karakter tasarımı kimin aklına gelmiş? Yani muazzam bir yaratıcılık diye düşünmüştüm. Ve geçenlerde bu orijinal karakterin beklenmedik bir şekilde gelişen o tasarım hikayesini öğrenince bu videoyu hazırlamanın da artık zamanının geldiğini anladım. Şimdi Andrew Stanton, Pixar'ın arkasındaki dahilerden biri ve Toy Story ve Kayıp Balık Nemo gibi efsane filmlerinde senaristi ve yapımcısı ve bu Wall-E hikayesinin fikri üzerine çalışırken bir türlü çözümünü bulamadığı bir problemle karşılaşıyor. Nasıl tasarlanacak bu karakterin yüzü? Çünkü yani bir makine formuna sahip olmalı ama aynı zamanda derin bir ruhu olduğunu da hissettirmeli izleyicilere. Yer çekimsiz ortamda çilek yiyeyim ama muz gibi gelsin. Ve bu dengeyi yakalamak hiç öyle kolay bir şey değil. Özellikle de Andrew'un da bir röportajında bahsettiği gibi filmlerdeki robotların ya sadece R2-D2 gibi böyle yüzü olmayan bir makine ya da teneke adam gibi insan bedeninin metal versiyonu formatında tasarlandığı o 2000'lerin başında. Neyse durum böyle olunca Andrew da günlerce, haftalarca uğraşıyor, kafa patlatıyor bu dizayn problemine bir çözüm bulabilmek için. Ve en sonunda bir gün yeter be diyerek kafasını dağıtabilmek için bir beyzbol maçına gidiyor. Fakat şansına koltuğu da stadyumun berbat bir noktasında ve doğru düzgün göremiyor oyunu. Mecburen artık yanındaki birinden bir dürbün ödünç alıyor ve yanlışlıkla o dürbünü sahaya doğru yöneltmek yerine ters tutuyor gözlerine doğru. Ve tam o anda yani dürbünün lenslerine baktığı o saniyede zihninde bir jeton düşüyor. Aa! Diyor, dürbün bir yüze benziyor. Metal bir bedene takılı dürbün gözler. Tabii ya. Andrew bu heyecanla o gün izlemek için gittiği beyzbol maçının ilk devresini kaçırıyor ama kimin umurunda? Zira kendisine ve ekibine sonrasında bir Oscar ödülü kazandıracak olan o müthiş içgörü anının yanında lafı bile olmamıştır sanıyorum ki. Peki bu içgörü, bu yaratıcı fikir nasıl geldi acaba Andrew'un aklına? Beyninde neler oldu da tesadüfen ters çevirdiği bir dürbün ona bir animasyon karakterinin tasarımı hakkında böylesine parlak bir fikir verebildi? Bu sorunun cevabı insan beyninin en büyüleyici ve karmaşık ağlarından birinde gizli. Default Mode Network ya da Türkçeleştirirsek beynin varsayılan durum şebekesi. Hepimizin beyninde var olan ve hem karanlık ama hem de bir o kadar aydınlık tarafları olan bu nöron ağının nasıl bir şey olduğunu anlatabilmem için en güzel başlangıç noktası sanıyorum ki bu ağın tesadüfen keşfedilme hikayesi. Bunun için tarihin sayfalarında şöyle ufak bir gezintiye çıkarsak hikayemizin temelleri ta 1990'ların başında atılıyor aslında. Sinir bilimde yepyeni bir dönemi başlatan fMRI teknolojisinin yani beyindeki aktivitenin anlık ve yüksek çözünürlüklü görüntülerini elde etmemizi sağlayan bu devrim niteliğindeki yöntemin bilimsel araştırmalarda ilk kez kullanılmaya başlandığı o dönemde ve Marcus Raichel isminde Washington Üniversitesi'nde nöroloji ve radyoloji alanında görev yapan bir profesör 2001 yılına geldiğimizde hikayemizin baş kahramanı olacak. Bu noktada bilmemiz gereken şey sinir bilim dünyası o yıllara dek sadece beynin kendisine dışarıdan verilen görevlere nasıl tepki verdiğini araştırmakla ilgilenmiş hep. Yani işte katılımcılara hatırlama görevi veriliyor mesela ya da ekranda bir uyaranı bulmaları isteniyor vesaire. Yani tüm araştırmalar beynin aktif olarak bir şey yaparken nasıl çalıştığını anlamak üzere dizayn edilmiş durumda. Çünkü ilginçtir, o zamana dek varsayılan şey beynin herhangi bir görevle meşgul olmadığı durumlarda bir nevi deaktive olduğu. Yani sanki beynimizde bir aydınlatma düğmesi varmış da görev geldiğinde ışıkları açıp çalışıyor, görev yoksa ışıkları kapatıp hiçbir şey yapmadığı bir çeşit dinlenme moduna geçiyormuş gibi. İşte Raichel ve ekibi de yine bu varsayımla katılımcılardan ekranın ortasındaki şu anda size gösterdiğim gibi bir artı işaretine odaklanarak bakmalarını istiyor. Ve bu sırada tabii beyin aktiviteleri kaydediliyor katılımcıların. Sonrasında da bir referans noktasıyla karşılaştırma yapabilmek ve böylece beyinde odaklanma esnasında nelerin değiştiğini inceleyebilmek için
Bu kez de katılımcılardan gözlerini kapatarak ama uyanık bir halde dinlenmeleri isteniyor sadece ve yine tabii beyin aktiviteleri kaydediliyor bu esnada. Ve araştırmacılar verileri incelemeye başladıklarında sadece kendilerini değil tüm sinir bilim dünyasını oldukça şaşırtacak bir sonuçla karşılaşıyorlar. Odaklanma görevi esnasında aktivitesi azalmış olan bazı beyin bölgeleri katılımcılar dinlenme moduna geçtiğinde daha aktif hale gelmiş gözüküyor. Yani dışarıdan bakıldığında her ne kadar hiçbir işle meşgul değilmiş gibi gözükse de katılımcılar bırakın ışıkları kapamayı adeta bir Noel ağacı gibi parıldamaya başlıyor beynin çeşitli bölgeleri bu uyanık ama boş durdukları anlarda. Haliyle araştırmacılar bu sonuçlarla karşılaştıklarında başta gözlerine inanamıyorlar. Yani beynin bazı bölgelerinin bu uyanık ama hiçbir şey yapmama durumunda bir göreve odaklandığımız duruma kıyasla daha aktif olması o kadar beklemedikleri bir şey ki ya başlangıçta bunun bir hata olduğunu zannediyorlar. Topladıkları verilerde bir sıkıntı olduğunu düşünüyorlar. Ama hem tekrar tekrar yaptıkları analizler hem de takip eden 10 yıl boyunca dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının kendi verilerini toplayıp incelemeleri sonucunda bu aktivitelerin rastlantısal olmadığını ve beynin varsayılan durum şebekesine yani default mode network'üne ait olduğunu biliyoruz bugün. Ki videonun bu noktasından itibaren de literatürdeki kısaltmasını kullanarak DMN olarak isimlendirelim bu şebekeyi işimizi kolaylaştırmak için. Ve DMN'in keşfi neden şöyle koltuğa oturup hiçbir şey düşünmemeye çalıştığımızda sürekli irili ufaklı bir sürü düşüncenin zihnimizde uçuşmaya başladığını da açıklıyor aslında. Mesela ne bileyim çöpleri atıp atmadığımızı, sevgilimizin yaklaşan doğum günü için ne hediye alacağımızı, o gün iş arkadaşımızın söylediği gıcık bir lafı veya tezimizde nasıl da istediğimiz kadar yol kat edemediğimizi falan düşünmeye başlarken buluveriyoruz kendimizi. Neden? Çünkü DMN'i oluşturan beyin bölgelerine baktığımızda başkalarının duygu ve niyetlerine dair tahmin yürütebilmemizi sağlayan sosyal biliş, otobiyografik anılarımız, kendimizle ilgili düşüncelerimiz, başkalarıyla ilişkilerimiz ve bu ilişkiler aracılığıyla toplumdaki yerimizi analiz edebilme, geçmişi hatırlama ve geleceği planlama gibi işlevlere sahip olduklarını görüyoruz bu bölgelerin. Bu nedenle de DMN üzerine yapılmış 6000'in üzerindeki bilimsel araştırma dönüp dolaşıp iki temel sıfatın altını çiziyor aslında. The introspective and the storyteller. Yani iç gözlemci ve hikaye anlatıcı. Ki mesela artık tahmin edebileceğiniz gibi sıklıkla kafamdaki ses gibi tabir edilen o içsel monoloğun arkasında yatan şey de yine DMN'in aktivitesi temelde. Yani kısacası videonun bu noktasında cebimize koymamız gereken en önemli bilgi dikkatimizi spesifik olarak odaklamamızı gerektiren bir işle meşgul olmadığımız. Yani okumadığımız, konuşmadığımız, yazmadığımız, bir problemi çözmeye çalışmadığımız, video montajlamadığımız durumlarda yani beynimizdeki dikkat ağını aktive etmediğimiz durumlarda aslında zihnimiz böyle put gibi beklemiyor. Aksine sanki yaşam yolculuğu boyunca kendisine, geçmişe ve geleceğe dair farkında olarak veya olmayarak topladığı binlerce veriden oluşan bir kütüphanenin içinde başıboş bir şekilde dolaşmaya çıktığı, gezindiği özel bir hale geçiyor. Ve işte bu kütüphane gezintisi sırasında "Aa bu da neymiş böyle ya?" diye çekip aldığı dosyalar Wall-E karakterinin tasarımı gibi muazzam yaratıcı fikirlere de götürebiliyor bizi. Hadi ufak bir spoiler vermiş olayım. Bir sonraki videoda ele alacağımız Anakin Skywalker gibi bir nevi karanlık tarafa da. Peki ama nasıl? Sanatçının Yolu kitabının 11. haftasında Marta isminde bir marangoz ve uzun mesafe bisikletçisinden bahsediyor Julia Cameron. Mesleği gereği her gün müşterileri için karmaşık tasarım problemlerini çözmek ve bu çözümlerini de hayata geçirmek durumunda Marta. Ve pedal çevirmenin bu tasarım problemlerine çözüm bulma konusunda ne kadar işine yaradığını görünce de hayatının vazgeçilmezlerinden biri haline geldiğini paylaşıyor. Bisiklet sürerken kırmızı kanatlı bir kuş önünden hızla uçtuğunda, başını çevirip masmavi gökyüzüne ya da sapsarı tarlalara baktığında, rüzgarı teninde hissettiğinde, tıkanıp kaldığı bir problemin çözümünün de birden zihninde beliriverdiğini söylüyor. Sonrasında ona kalan tek şeyin ise atölyesine geri döndüğünde bulduğu bu çözümü hayata geçirmek için odaklanarak işe koyulmak olduğunu anlatıyor. Bu hikayede Marta belki farkında olmasa da bilişsel bilimler literatüründe tanımlanan iki farklı düşünme modeli arasında sürekli bir devinim içinde aslında. Bunlardan ilki işten ve atölyesinden uzaklaşıp bisiklet sürerken kullandığı divergent thinking yani iraksak düşünme modeli. Hani biraz önce DMN için kurduğumuz o kütüphane analojisine geri dönecek olursak zihnimizin kütüphane kütüphanenin koridorlarında serbestçe gezindiği, en uç noktalarına kadar gittiği, ilgili ilgisiz demeden
yerden, o raftan o dosyayı, bu raftan şu kitabı çekip aldığı ve birbirinden müthiş alakasız gibi gözüken bu veriler arasında beklenmedik bağlar kurarak spontane bir şekilde "Aha! Buldum!" anlarına ulaşabilmesini sağlayan model bu. Ve tıpkı videonun başında Andrew Stanton'ın o yanlışlıkla ters tuttuğu dürbün sayesinde birdenbire Wall-E karakterinin tasarımını bulması gibi, bu "Aha! Buldum!" ya da "Evreka!" anlarına literatürde verilen isim ise insight, yani içgörü. Bunu şimdilik bir cebimize koyalım, geri döneceğiz buraya hemen birazdan. İkinci düşünme modelimiz ise Marta'nın atölyesine geri dönüp malzemelerini toparlayıp odaklanarak artık o mobilyayı inşa ederken kullandığı convergent thinking, yani yakınsak düşünme modeli. Yine kütüphane analojimize geri dönecek olursak, zihnimizin böyle sanki elinde bir listeyle kütüphanenin içinde öyle çok da uzaklaşmadan ilgili koridorlar arasında bilinçli bir şekilde dolaştığı, "Evet, bu kitaba ihtiyacım var, şu dosyaya ihtiyacım var" diyerek tüm materyallerini toplayıp bir masaya oturduğu ve sonrasında da elindeki tüm bu bilgi parçalarını sistematik bir şekilde birleştirmek için yoğun ve bilinçli bir efor sarf ettiği düşünme modeli de bu. Ve işte bu tarz bir odaklanmış düşünme modeline başvurduğumuzda yaptığımız şeyin adı da analitik düşünme. Bu noktada 20 yılı aşkın bir süredir yaratıcılığın sinir bilimi üzerine araştırmalar yapan iki profesör, John Quinios ve Mark Beeman, The Evreka Factor isimli şahane kitaplarında yaratıcılığın hem içgörü hem de analitik düşünceden beslenen bir beceri olduğunun altını çiziyorlar. Bununla ilgili de bir Scrabble örneği vermişler kitapta. Scrabble oynarken örneğin elinizde şu harfler varsa ve bu harflere dalmış bakarken birdenbire orada epiphany kelimesini yakalarsanız bu içgörüdür. Ama işte harflerin yerini değiştirmeye çalışarak, belki ünlü ünsüz harfleri sıralayarak veya kök kelimeyi türetmeye çalışarak adım adım sonuca ulaşırsanız bu da analitik düşünmedir ve yaratıcılık için her ikisi de önemlidir. Her ikisinin de yeri ve zamanı vardır diyorlar. Ama eğer fark ettiyseniz analitik düşüncede bilgili ve bilinçli bir eforla adım adım yaratıcı bir sonuca ulaşma söz konusuyken, içgörü de sanki sıfır noktasındayken birdenbire çözüme ulaşıyormuşuz gibi bir illüzyon söz konusu. Neden illüzyon diyorum buna sizce? Hiç merak ettiniz mi? Neden uğraşıp uğraşıp bir türlü çözümünü bulamadığımız kompleks problemlerin çözümleri duşta, yürüyüşte, akşam yemeği için soğan doğrarken ya da Andrew Stanton gibi bir beyzbol maçı izlerken falan beliriveriyor aklımızda? Çünkü nasıl tenceredeki bir popcorn tanesi durduk yerde patlamıyorsa, onu o patlama noktasına getirmek için ocağın altını açıp bir müddet kendi haline bırakmamız gerekiyorsa, aynı şekilde içgörü adını verdiğimiz o parlak fikirler de durduk yerde patlamıyor aslında zihnimizde. Ocağın altını açıp tencereyi bir müddet kendi kendine ısınmaya bıraktığımızda, yani bir başka deyişle biraz önce örneklerini verdiğim aktiviteler aracılığıyla beynimizin default mode network'ünü aktive ettiğimizde, ihtiyaç duyduğumuz içgörünün de kuluçkalanmasını ve yeterli ısıya ulaştığı noktada da pıt diye patlamasını sağlamış oluyoruz. Bu noktada zaten bilincimize ulaştığı nokta oluyor içgörünün. Peki o biraz önce örneklerini verdiğim aktivitelerin özellikleri ne ki nasıl aktive edebiliyorlar diyemeni ve bu parlak fikirlere ulaşabilmemizi sağlıyorlar? Cevabı 4 kategoride ele almamız gerekiyor ki sonuncusu sizi de çok şaşırtacak eminim. Birincisi basit, zaten diyemenin tanımında bile bu var. Hiçbir şeyle meşgul olmadığımız, öyle meditasyon falan da yapmaya çalışmadığımız, sadece var olduğumuz anlar. Ama hepsi bu değil, çünkü sırada orta düzeyde ilgimizi çekecek aktiviteler var. Yürüyüş yapmak, soğan doğramak, bulaşık yıkamak gibi. Neden orta düzeyde? Çünkü burada bir sweet spot söz konusu. Eğer aktivite çok ilgi çekici veya spesifik bir dikkat gerektiren türde olursa, beyindeki dikkat alanı aktive ederken DM'ni deaktive ediyor. Üçüncü aktivite türümüz ise bizi günlük rutinlerimizin dışına çıkaracak, rahatlatacak ve modumuzu yükseltecek yeni aktiviteler. Yani beyzbol maçına gitmek veya hatta yürüyüş yaparken daha önce hiç tercih etmediğimiz bir rotayı kullanmak gibi. Ve son olarak, burası çok önemli, yani öğrendiğim zaman beni çok etkilemişti bu, beynimize göz kırpması yaşatacak aktiviteler. Yani ne demek istiyorum bununla? Şöyle ki EEG, yani kafa derisine takılan elektrotlar aracılığıyla beynin içgörüye ulaşma anları esnasında elektriksel aktivitesini inceleyerek yapılan araştırmalar çok enteresan bir şeye işaret ediyor. İçgörünün tam bilince ulaştığı anda beyinde en yüksek frekansa sahip gama dalgaları gözlemlenirken, ki bu beklediğimiz bir şey, İçgörünün bilince ulaşmasından 1-1,5 saniye kadar önce beynimizin arka tarafında yer alan görsel kortekste alfa dalgaları gözlemleniyor. Bu neden çok tuhaf? Çünkü ta 1920'lerden bu yana biliyoruz ki beynin görsel korteksinde alfa dalgaları gözlerimizi kapadığımızda gözlemlenen bir aktivite. Ama bu EEG çalışmalarındaki katılımcılar her seferinde bir içgörüye ulaşmadan 1-2 saniye önce kapamıyorlar ki gözlerini. Peki o zaman ne oluyordu bu alfa dalgaları çıkıyor ortaya görsel kortekslerinde?
Belki bıraktığım bu 2 saniyelik boşlukta bu sorunun cevabını düşünürken bakışlarınızı odanın bir köşesine veya pencereden dışarı uzaklarda bir noktaya yöneltip gözlerinizi hafifçe kısarak daldınız. Eğer bunlardan birini yaptıysanız tebrikler, siz de muhtemelen görsel korteksinizde alfa dalgaları yarattınız. Zira sadece gözlerimizi kapattığımızda değil, beyne ulaşan görsel uyaranları azalttığımızda da gözlemlenen bir şey bu alfa dalgaları. Tıpkı içgörü çalışmalarındaki katılımcıların da istemsizce yapmış oldukları gibi. Sözün özü, araştırmalar bize dış dünyanın o bunaltıcı parlaklığının içgörünün patlamasını engelleyebilen bir şey olduğunu işaret ediyor. Ve biz dış dünyadan gelen görsel uyaranları tamamen ortadan kaldırmasak dahi en azından bir miktar kıstığımızda içeride patlamak üzere olan bir içgörü varsa onu yakalamamız kolaylaşıyor. Bu prensip duş alırken aklımıza birdenbire yaratıcı fikirlerin gelmesi fenomeninin temelinde yatan sebeplerden de biri aynı zamanda. Su ve şampuan kaçmaması için kapadığımız ya da kıstığımız gözlerimize, yani azalttığımız görsel uyaranlara ek olarak suyun sesi dışarıdan gelebilecek diğer sesleri bloke ediyor. Sıcak suyun tenimizdeki hissi bedenimiz ve dış dünya arasında bir çeşit kalkan görevi görüyor. Ve tüm bu duysal kısıtlamalar ve tabii ek olarak bunların rahatlatıcı etkisi diyemini keyifli bir yerden aktive ederek içeride eğer patlamak üzere olan içgörüler varsa onları yakalamamızı kolaylaştırıyor. Hatta yine The Eureka Factor kitabının yazarları sinir bilimci Quinios ve Beeman, Freud'un o hani meşhur psikoterapiste sırtını dönüp divana uzanmalı ve tavana bakarak aklından geçenleri bir bilinç akışı içinde paylaşmalı psikanaliz seanslarının temelinde dahi bu prensibin yatıyor olabileceğini öne sürüyorlar. Boş bir duvara bakıyor olmanın ve psikanalizde sırtını dönerek, yani bir başkasının yüz ifadelerini, mimiklerini takip etmek zorunda kalmadan konuşmanın beyni dış dünyadan ulaşan görsel uyaranları azaltarak içgörüye ulaşmayı kolaylaştırdığını düşünüyorlar. Nitekim benim de akademik ilgi alanlarım arasında olan eye tracking, yani göz hareketlerini izleme metoduyla gerçekleştirilen güncel bir çalışmada da daha ziyade içgörüyle özdeşleştirdiğimiz ıraksak düşünme esnasında katılımcıların bakışlarının problem nesnesinden uzağa kaydığını ve daha çok analitik düşünceyle özdeşleştirdiğimiz yakınsak düşünme esnasındaysa bakışların daha çok problem nesnesine odaklandığını bulmuş araştırmacılar. Sanatçı Paul Gauguin boşuna dememiş, görebilmek için gözlerimi kapatırım diye. Biz de belki bu cümleyi birazcık genişleterek içgörüye ulaşabilmek için gözlerimi ya kapatır, ya kısar ya da uzaklara kaçırırım diyebiliriz bundan sonra bu brain bling fenomenini tanımlayabilmek için. Bütün bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, hayatta kendimizi ne zaman uğraşıp uğraşıp bir türlü çözümünü bulamadığımız bir problemin içinde sıkışmış hissedersek, arka planda yardımına başvurabileceğimiz bir süper gücümüz var aslında beynimizde. Onu yardıma çağırmak için tek yapmamız gerekense, tıpkı Martha ve Andrew Stanton'ın yaptığı gibi, kendimizi problem nesnesinden fiziksel olarak bir müddet uzaklaştırmak. Çünkü artık biliyoruz ki problemle aramıza yerleştireceğimiz bu fiziksel mesafe zihnimize de yansıyarak DM'nin biz kendi halimizde keyfimize bakarken bilincimizin arka planında tıkır tıkır çalışarak ihtiyaç duyduğumuz içgörüleri kuluçkalamasına, yeterli ısıya ulaşınca da pıt diye patlamalarına yardımcı oluyor. Zira Psychology of Learning and Motivation dergisinde yayınlanan şu bölümün yazarlarının da dediği gibi bilinç dalgaları önce dışarı doğru genişleyen sonra da içeri doğru çekilen bir deniz gibi. Bu sürekli devinim, yani dış dünyadan bilgi yakalamak, onu iç dünyasına çekilerek işlemek ve sonra tekrar dış dünyaya yönelmek zihinsel yaşamın özünü tanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.